Pelin selam. Ben ilkokulu öğretmeninin tramvaya çattığı bir yazısını gördüm. Bayağı etkilendim. Senin bu konuda ne düşündüğünü çok merak ettim. Yazısını bıraktım demiş. Efendim ilkokulda zaten ilkokulda tramvaya yaşamayan kaç kişi var öğretmeni tarafından? İlkokul öğretmenimden benim de tramvam var çünkü. Bayağı tramvam var hem de. Ya yani şu anda da kendisini görsem şu anda da yüzünü edeceğim iki laf olur yani muhakkak ki. Ha bunlar iyi laflar mı olur hiçbir fikrim yok ve de ne yazık ki. Ne yazık ki hiçbir şekilde bilmiyorum. Bak gördün mü? Ben, bir dakika ben anlamda şimdi. Travma yaşayan ben mi? Yoksa ben hiçbir sorun yaşamadım diyen mi? Hala görüşüyorum. Ha tamam hala görüşenlerden bahsediyoruz yani. Ay ne kadar şanslısınız siz. Ay siz çok şanslısınız o zaman. Peki bir şey sorabilir miyim bu kişilere? Bu kişiler bu böyle aşırı derecede hocasıyla hala daha görüşen çok yaşlılar. Böyle konuşkan, hareketli bir çocuk muydunuz yoksa daha hani böyle daha sakin, daha böyle yerinde oturan, işte ne bileyim derse parmak kaldırmadan asla konuşmayan öyle bir çocuk muydunuz? Bir de onu sorsam olur mu? Sakin, 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 sakin. İşte ben biraz hareketli bir çocuktum. Yani hareketten kastım yaramaz değildim asla. E, ama böyle şeydim heyecanlıydım bağırarak konuşuyordum mesela çok bağırarak konuşuyordum beni her seferinde uyarıyordu. Şey olarak beni çok uyarıyordu kendisi mesela ben yıllar sonra ilkokul tramvamı sosyal medyada yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi okulda bana sürekli şey diyordu öyle gülünmez. Kadınlar öyle gülmez kız çocukları öyle gülmez bir kız çocuğuna hiç yakışmıyor senin gülüşün sen çok kaba saba bir kızsın. Ben de inadına öyle gülüyordum. Ben de öyle gülüyordum. İlginç biriydi ya. Yani gerçekten ilginç birisiydi kendisi. Sınıfta sevdiği e, 4 çocuk vardı. Birisi milletvekili çocuğuydu. Birisi doktor çocuğuydu. E, öbürünün babası avukattı. Diğerinin de annesi sürekli olarak okulun şeylerine koşturuyordu. Okul aile birliğindeydi. Ona koşturuyordu. Sevdiği dört kişi vardı sadece. Beni pek sevmiyordu. Beni sev ya da beni seviyorsa da sevgisini çok yanlış ifade ediyordu kendisi. Aşırı aşırı yanlış ifade ediyordu hem de. Biraz sorunlu biriydi yani. Birazcık problemleri olan bir insandı. Ya Allah aşkına, küçücük çocuğa şunu yapar mısın? Eberci hoş geldi bu arada bir tanem. Küçücük çocuğa şunu yapar mısın ya? Altı kere 8. Hala daha birisi bana hızlı bir şekilde çarpım tablosu sorduğu zaman ben panikliyorum. Kalbim atıyor. Ama nasıl bir atmak biliyor musun? Böyle bütün hani vücudum böyle yanar ya. Buradan böyle bir Yangın fışkırıyor. Sebebini söylüyorum size. Çarpım tablosu öğretiyor tamam mı? Altılardayız. Allah o 6 kere 8'in bin belasını versin inşallah. Bana 6 kere 8'i sordu. Ben de bilemedim. Bilemedim yani. Artık o sırada Karıştırdım mı, ezberlemedim mi? Bir şey oldu. Altı kere 8'e başka bir şey dedim. Hatta 42 mi dedim? Öyle bir şey dedim yani. bir <laughs> şeyler söyledim. Daha sonrasında Salak dedi bana. Bana dedi ki salak mısın sen dedi. Sen dedi hiç mi dedi kafa basmıyor dedi. Nasıl dedi o sayı olabilir dedi. O sayı olmadığını dedi parmaklarınla saysan anlarsın dedi. Salak olmak lazım dedi. Bütün bir teneffüs boyunca dedi Pelin'e gidip söyleyeceksiniz. Pelin salak değilsen 6 kere 8'i bilirsin deyip 6 kere 8 soracaksın dedi. Ve benim sınıfımdaki bütün bitches'lar hepsi. Ya bir iki kişi var. mesela Bartu diye bir arkadaşım vardı. Bartu da benim gibi çok sevilen bir çocuk değildi. Bak ciddi söylüyorum size, bu şaka değil, bu yalan değil bu hikaye. Eee, Bartu diye çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ee, o da benim gibi hareketli maraketli, o yüzden onu da pek sevmezdi zaten. Bir de biz öğretmen çocuğuyduk yani, bizim öyle çok ne bileyim, işte benim kızını işe sokmak gibi bir ihtimalimiz yoktu, o yüzden de bizi çok sevmiyor olabilir. O yüzden de çok haz yani, bizim anamız öğretmen, babamız öğretmendi ikimizin de. Neyse bütün bir teneffüs boyunca gelip gelip sordular, gelip gelip sordular. Ben her seferinde 48 dedim ve her seferinde ağlayarak söyledim. Altımda beyaz muz çorabım. <laughs> Şimdi mesela aklıma geliyor. Çok komik yani. Çok komik. Şu anki aklımla bana böyle bir şey desene, aa acaba ben ona ne yapardım? Acaba ben, acaba elimden onu kim alırdı yani orada? Onu da çok merak ediyorum. Bende hala daha çok büyük travmadır. Birisi sorsun, etsin. Asla da cevaplayamam. Kitlenip kalırım böyle. Kas katı kesiliyorum. Vallahi kas katı kesiliyorum. Ciddi söylüyorum. Ciddiyim ya. Öğrenler hoş geldin. Sefalar getirdin. Annemin çok çalıştığı bir dönem vardı. ikinci sınıf falan. Evde kimse olmadığı için ben yıkamıştım örtüleri. İlk verildiğinde bacak kadar boyumla. Bir de bu var. Benim de annem çalışıyordu. Benim annem çalıştığı için mesela ben şey falan götüremiyordum sınıfa. İşte, ne bileyim, masa örtüsü veriyor, yıka getir diyor tamam mı? Ve annem çalışıyor, ben de çocuğum, akşam unutuyorum anne öğretmen masa örtüsü verdi bunu yıkayıp götürelim diye. Mesela unutuyorum tamam mı? O ne büyük olay. Ne bileyim, mesela okulda diyelim ki bir şey oluyor tamam mı sınıfta, yemek götürüyor bir şey götürüyor Kadıncağız işe mi gitsin, onunla mı uğraşsın, yemekle mi uğraşsın? Basit bir şeyler yapıyor diyordu, benim getirdiğime burun kıvırıyordu şerefsiz. Babamla gidip pastanede pasta alıyorduk sırf memnun olsun diye. Öyle günlerdi. Sırf gidip güzel pastalardan alıyorduk babamla. Burun kıvırıyordu ona. Annen yapmadı mı? Herkesin annesi yapıyordu. Hayır annem yapmıyordu. Annem çalışıyordu. Ne yapsın kadın? Kendini mi paralasaydı. Öfff. Örtüden de nefret ediyorum. Allah onu da kahretsin. Gerçekten öğretmen terörü ya. Sınıf öğretmeni diğer ay geldiğinde burun kıvırarak sende değil bu hafta demişti. O sene hiç vermedi bana örtüyü. Eve geldiğimde ekmeğimi yerken çıkır çıkır almışım. Aa! Sınıfın yarısı mağazaların olduğu caddede o zamanlar bu üstünlük özelliği gibi gelirdi bize. Oturan ailelerin çocuklarından yarısı da okulun arkasındaki mahallenin çocuklarından oluşurdu. Öğretmen bizleri tiksinerek bakar diğerlerini de ciğerine sokardı. Bu benim öğretmenim olmasın. Yerli malı haftasında bizim getirdiğimiz yemekleri yemez, geziler için bize kağıt vermez, tenezzül etmez, okul etkinliklerine seçmez, parmak kaldırsak görmez, etkinlik... Ya evet ya yıllarca ya! Ya benim matematiğim, bak bir şey söyleyeyim mi? Benim matematiğim sınıfımdaki bütün çocuklardan daha iyi diyor. Hepsinden daha iyiydi. Sınıfta hatta bunu sürekli olarak kayırdı. Benim de ilkokul aşkım olan bir çocuk vardı. Anılışımı söylemeyelim siz biliyorsunuz. Çocuğa ben matematik sorularını anlatıyordum. Diyordum ki bununla bunu toplayacaksın, bununla bunu yapacaksın diyordum. Parmak kaldırıyordum. Beni asla görmüyordu ya kadın. Yemin ediyorum size hiçbir zaman matematikte, bak matematikte hiçbir zaman tahtaya kalkamadım. Ve çok istememe rağmen. Çok istememe rağmen ya. Beni bilerek görmüyordu. Yapan var mı diyordu. İlk kim bitirdi diyordu. Elimi kaldırıyordum ilk ben bitirdim diye. Hı, tamam diyordu. Tövbe Rabbim ya. Yayımıza minik drop var. Şşt. Lan ilkokul hocam. Yayınımı bırak lan? Ha, Tamam iyi. Şu anda iyiyiz. Ha, bir dakika iyi miyiz? Daha iyiyiz. Evet şu anda daha iyiyiz kesinlikle. Daha tatlıyız. Efendim ilkokul travması okuyoruz şu anda. Aferiniz olsun. Devam Dev ediyorum okumaya. Hıh. <laughs> Maddi durum olmayan bir arkadaşımız vardı. Öğretmene gidip parfüm almış sabah da kırtasiyeci kırtasiyeciye hediye paketi yaptırmıştı. Heyecanlı heyecanlı anlatıyordu öyle. Kabul etmedi herkesin içinde hediyesini. Geri koydurdu çantasına. Ne bir gülümseme ne bir te tebessüm. Ben de çiçek götürürdüm. En çok bize vururdu. Tokat atardı 8 yaşındaki çocuklara. Sen konuştun. Senin senin ödevin eksik. Sen yanlış okudun. Ha işte. işte. ama bir gün patladı mesela benim hocam. Nasıl patladı? Nasıl patladığını anlatıyorum kendisi ee, şey yapardı. Vurma huyu yoktu. Onun yerine şuradaki saçın var ya ve acır yani buradaki saç. Bilirsiniz burayı çektin mi? Burayı çekerdi. Burayı çekerdi ve ne hikmetse sınıfta buradaki saçı çekilen biz 4-5 kişi falandık. Az kişiydik yani. Yo vurmazdı ve hep de bunun arkasına sığınırdı. Bir gün bir gün geldi benim yapmadığım bir şeyden beni suçladı. Benim hiç yapmadığım bir şeyden beni suçladı sınıfta. Ve üstüne de geldi bütün tahtayı çıkarttı saçımı çekti. Ben de dedim ki ben dedim ki görürsünüz siz dedim. O küçük boyumla çıktım sınıftan. Müdür yardımcısının odasına gittim. Dedim ki ben dedim babamı aramak istiyorum. Ben dedim babamı arayacağım hocam. Benim dedim öğretmenim benim saçımı çekti. Benim öğretmenim bana böyle böyle yaptı. Pıtı pıtı gittim hemen. <laughs> gittim hemen. Hayır çünkü artık ne münasebet ya, ne münasebet. Ben evimin, ben evimin çiçeğiyim bir de öyle düşünün. Ben evimdeki en küçük canlıyım yaşayan, beni herkes çok seviyor. Ablam seviyor, annem seviyor, babam seviyor. Herkes gayet seviyor. Sen kimsin ya? Beni sevmeseler kimsin? <laughs> sen kimsin? Pıtır pıtır gittim gittim dedi babamı arayayım. Benim işte e, babam o zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyordu. Babamı aradık ettik, şikayet ettik hocayı. Bak müfettiş geldi. Müfettiş gel, müdür yardımcısı geldi. Kadın şey diyor. Pardon, müfettiş diyorum. Daha önemli bir önemli biri geldi. Önemli birisi geldi aynı gününe hemen. Çünkü ne zannettin koçum? Bizim babamız da şey değil yani. Biz de karamürsel sepeti değiliz çok şükür. Allah'ım ya Rabbim. Geldi, şeyi gösteriyor işte diyor ki: "Aa Pelincim ben sana vurdum mu? Ben sana böyle yaptım." Ben sana böyle yaptım. Ben dedim ki o da canımı acıttı. <laughs> üstüne şey de anlattım. Benim suçumun olmadığı halde beni suçladığını da anlattım üstüne. Bize dedim salak diyorsunuz dedim. Bize böyle diyorsunuz dedim. Be bize dedim kimse böyle demiyor dedim. Bir de ben de o zaman diyorum çünkü şey garip geliyor. Evde kimse öyle bir şey demiyor. Kimse. Ben kaç kere anneme babama sormuşum bu yemek masasında anne ben salak mıyım baba ben salak mıyım diye. Ablama soruyordum ablam ve salaksın diyordu o yüzden ablama çok sormuyordum. <laughs> Ama annemle babam diyorlardı olur mu hiç sen salak değilsin sen şöyle iyisin sen böyle tatlısın anlatıyorlardı. Ama ablam şey diyordu evet sen salaksın diyordu. O yüzden onu acımı paylaşmıyordum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bizim arkadaşımız, ee, bir dakika aa bir dakika dur, 8 yaşındaki çocuklara tokat atardı Sen konuştun, senin ödevin eksik, sen yanlış okuldun Öbürleri de kıs kıs gülerdi o zaman, evet bu da çok olur Ama ben bir tanesini dövmüştüm işte öyle mesela Satranç dersi vardı, eşi satranç Eee konusunda çok şey bir hissettim yani Kocası ne kadar iyi bir adamdı, kocasını da severdim Bunun işte kayırmalarından bir tanesi Şşt İzliyorsan dinle beni. İzliyorsan beni dinle. Kayırma. Sen kayırmaydın zaten. Sen kayırma bir insandın. Kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Bu olayı da hatırlarsın sen. Çünkü seni dövdüm o gün. Seni o gün senden 30 kilo az olmama rağmen dövdüm hem de. Satranç oynuyoruz tamam mı? Satranç herkesin satranç seti var. Benim satranç setim biraz daha ucuz bir set diye yani anlaşacağız. Plastikten bir set. Bununki daha pahalı. Tahtadan mahtadan işte. Gitmişler tahtadan almışlar. Babam da şey dedi herhalde. Ulan küçük çocukken yani ne gerek var herhalde dedi. Bir bana plastik set aldılar. Bunun satranç taşlarından bir tanesi kaybolmuş. Bizim sıralarımız da arkalarında. Ben en önde oturuyorum. O benim bir arkamda oturuyor. Allah'ım. Arıyor arıyor, arıyor bulamıyor. Arıyor, arıyor arıyor bulamıyor. Bana bir baktı. Pelin çaldı dedi satlaç taşımı. Ne? Kimse bana hırsız diyemez. Bak var ya bağırsız bir alnını karıştırırım yok ederim. Ama gerçekten yok ederim. Sen kızı aldığın gibi o sinirli sıraların tepesinden bir fırlatırsın. Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor ama? Ben hırsız değilim dedim. Ben hırsız değilim. Benim aklımda düzgün konuşacaksın. Cinnetler geçirdim. Cinnet geçirmeyecek bir şey değil yani. Gelmiş sana hırsız diyor. Ne münasebet ya. Ne münasebet. Nerem hırsız. Niye çalayım ben senin taşını? güzel babişkom almış bana plastik set plastik set. Ben seviyorum sonuçta taşlarımı. Hayatımda ilk kez hoca o gün benimle ilgili normal konuştu. Ve bana şey dedi. E, i̇şte bu tabi teneffüs bitti hoca geldi. E, bunu işte bir de ekstradan da tabi bu böyle aa benim ah kolum ah bilmem nerem diye atıyorken yerden yere. Geldi ki hocam dedi Pelin beni dövdü dedi. Beni tuttu kadın tamam mı? <laughs> Dedim dedi bu küçücük Pelin seni nasıl dövsün nasıl dövsün bu seni. Ha <laughs> ben de bir şey söyleyeceğim ama ben de sonuna kadar inkar ettim o gün. Hiç dürüstçe çıkıp dövdüm demedim. Dövdüm demedim. Ben onu ittim çünkü bana hırsız dedi dedim. Asla da yani ben de o de hiç de suçu bu da kabul etmedim. Yüksek ihtimalle sınıftaki diğer yandaşlar da korktu. Onlar da şey söylemediler öbür teneffüste onları iterim diye. Ee, tekrar aynısını söylüyorum. Gene sonuna kadar inkar. Belki kendisini ittim sinirlenip. Kendisini dövmedim. Dövsem daha ağır şey yaparım, Kendisini dövmedim. Kendisi hala daha, daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ben onu dövmedim. Teşekkürler. Dördüncü sınıfta pen sınavında yüz alana hediye verecekti. Bizim arkadaşımız Ayşe diye bir kızla adını vermek istemediğim gıcık bir kız yüz almıştı. Ayşe'ye vermedi o yumurtlayan prensesi Öbürüne verdi. 5. sınıfta okul değişti de sistem değişince bizler derin bir oh çekmiş. O gidince sınıfın geri kanalıyla da arkadaş olduk biliyor musunuz? Yıllar geçti hepimiz hala görüşüyoruz. Birbirimizden farkımızın olmadığını anladık çünkü. Hepimiz çocuktuk. Kendisi 5. sınıfın ikinci yok be ben daha sonrasında da bu tayfa tayfayla ben görüştüm de ettiğimde de ben onlarla hiç konuşamıyorum yani. Hiç. Hiç. Bambaşka bomboş bir muhabbetleri var yani çünkü onların. Hiç ay hiç muhatap bile olamıyorum gerçekten. Bu beni de üzdü çünkü bu yani benim de böyle bir hikayem var işte. Camdan <laughs> bir dakika neyse. Kendisi 5. sınıfın 2. dönemi olduğumuz ortaokul Türkçe öğretmeni olarak geldi. Allah'tan öyle bir şey hiç yaşamadım. Anne günüydü bir çocuk bana ilkokulda da aranıyordu yani sonra bir dövdüm dövdüm öyle bak annesi gelip bana bağırdı. E ona kalsa sınıftan Sınıftan bir tane çocuk benim burnumu kırdı. Bildiğim burnumu kırdı. Burnumdan şarışal şarı kanlar aktana kadar çok bir burnumu kan attı, çocuğa hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. Allah'ım ya Rabbim ya. gerçekten. <laughs> Camdan yüzünü görünce hayatımın ilk panik atağını yaşadım galiba. O kadar korkmuştum ki şu yaşımda zoruma en çok giden şey 11 yaşında bir çocuk öğretmenini görmekten nasıl bu kadar korku korkutulurdu. Sınıfa gelirken koridorda topuk sesleri yankıladı. O sesi duyar duymaz ezilip büzülürdüm sıramda. Onun dersinden önce yemek yemezdim. Ağzıma bulaşır da kızar diye. Dersin bitmesi için dakikaları sayardım bitsin diye. <laughs> Hala topuklu ayakkabı sesi duyunca ürküyorum istemsizce, o sene hiçbir şey yap e, yapamadı bize, diğer öğretmenlerimiz çok sevdi hepimizi. Hele sınıf annemiz Ayşegül Hoca, ayakkabı bağcıklarımızı bağlar sarılırdı bize. Yooo, Yoo. ama şöyle bir şey de var, şey biliyor musunuz? 90 kaçta çıktı o yasa, Doğacığım bu arada 14 ayımız kutlu olsun bir tanem, hoş geldin. 90 senesinden, 99 senesi bile bir, bir yasa çıktı, dediler ki 4 yıllık üniversite bitiren herkesi e, öğretmen yapacağız dediler. O yasayı belki çok eski insanlar biliyorlardı. Benim hocam ee, benim hocam o yasayla öğretmen olan bir hocaydı. Kendisi normalde mühendislik mezunuydu. O yüzden zaten matematik çok çok iyi.